Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Beni ilk defa bu video ile beraber tanıyorsanız eğer, ben yaklaşık 2 senedir Almanya'da yaşayan hem öğrenci hem de girişimciyim. Bu kanalda da sizlerle Almanya'daki yaşantımı ve üniversitelerle ilgili bilgileri paylaşıyorum. Almanya'da yaşadığım 2 sene içerisinde gerçekten çokça şey öğrendim. Kendimi mükemmel bir şekilde geliştirdim ve en önemlisi bir sürü tecrübe edindim. Bu videoda da sizlere gerçekten 2 sene önce gelseydim neleri bilmek isterdim, neleri değiştirmek isterdim bunları anlatmak istiyorum. Bu yüzden bu video gerçekten benim için çok önemli. Çünkü bir şeyleri öğrenmek için illa hata yapmaya gerek yok. İlla tecrübe etmeye, yaşamaya gerek yok. Başkalarının hatalarından öğrenebiliriz. Bu bahsettiğim hatalar gerçekten maddiyata sebep olabiliyor. Bunun yanında zamanın sebep olabiliyor. Ben yaptım, siz yapmayın diye bu videoda anlatmak istiyorum. Ondan dolayı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer Almanya'da yaşamak istiyorsanız kesinlikle Almanya'daki yaşantınız için çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Size verebileceğim ilk tavsiye kesinlikle beklenti. Maalesef özellikle Türkiye'de genç kısımda sosyal medyadan dolayı yurt dışına çıkınca bir anda hayatın mükemmel olacağına dair bir düşünce var. Özellikle son zamanlarda fiyat karşılaştırmalarını izliyoruz. Almanya market fiyatları, Almanya araba fiyatları, Almanya'da 3 ayda alacağınız arabayı Türkiye'de kaç senede alabilirsiniz gibi sosyal medyada bir sürü içerik var. Maalesef Türkiye'de genç kesimde belki bu videoyu izleyen sizler de düşünüyor ki Almanya'ya çıkınca bir anda hayatım mükemmel olacak, istediğim arabayı alacağım, istediğim her şeyi alacağım ve mutluluk, başarı, para bana altın tepsiyle sunulacak. Kaçırılan nokta şu. Hiçbir ülke, Almanya olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, İngiltere olsun, bu saydığımız gelişmiş ülkelerden hiçbirisi sıfırdan başarı, mutluluk, para sunmuyor. Başarıyı, mutluluğu, parayı getiren en önemli faktör her zaman çok çalışmak olmuş oluyor. Özellikle Almanya'ya öğrenci olarak gelecekseniz eğer, gerçekten beklentiniz çok önemli. Çünkü eğer beklentiniz Almanya'ya gelince bir anda mükemmel istediğim arabayı almak olacaksa eğer, alamayacaksınız. Maalesef sizin için böyle olmayacak. Ki Almanya'daki yaşantınız, öğrencilik yaşantınız gerçekten Türkiye'ye göre bir aile daha zor olacak. Bunları gözü korkutmak için söylemiyorum çünkü yaşadım. Oradan biliyorum. Niye? Siz Almanya'da doğan, ailesi Almanya'da yaşayan birisi değilsiniz. Haftalık part-time çalışacaksınız. Üniversiteniz gerçekten zor olacak. Almanca öğrenmek zorunda kalacaksınız. Bürokrasi işlemleriyle uğraşacaksınız. Bir sürü dikkatinizi dağıtan etken olacak. Aylık kenarı 200 lira koyabileceksiniz ama koyduğunuz parayla da gidip istediğinizi alamayacaksınız. Çünkü her zaman düşünmeniz lazım. Bir ay sonra başınıza bir şey gelebilir. İstediğiniz gibi harcama yapamazsınız. Ailenizden para alamazsınız. Çünkü euronun durumu belli. Part-time çalıştığınızı düşünürsek aynı şekilde kazanabileceğiniz miktarlar belli. Gidip de o fiyat karşılaştırmalarında olan arabaları alamayacaksınız en başta özellikle. Bu yüzden beklentiniz eğer hani bu arabaları almak mükemmel bir yaşantıysa gerçekten bu olmayacak en başta. Bu saydığım ülkelerin size ne katkısı olacak? Birincisi kaliteli bir eğitim alacaksınız. İkincisi yine söylüyorum Türkiye'ye göre ekonomik olarak daha rahat olacaksınız. Ve fırsatlar konusunda size çok çok daha fazla fırsat sunmuş olacak. Ama önemli olan nokta şu gerçekten. Bu fırsatları en sonunda nasıl kullanacağınız? En sonunda ne kadar çok çalışmayı göze alabileceğiniz? Beklentiniz çok önemli. Eğer beklentiniz Almanya'ya gelince bir anda paraya, başarıya sahip olacağınızsa eğer gerçekten mutsuz olursunuz. Çünkü mutluluk dediğimiz şey sonuç eksi beklenti. İkinci verebileceğim tavsiye kesinlikle çevre. Almanya'ya geliyorsunuz, belki Almanca seviyeniz yok, A2, B1 seviyelerine ve dil kursuna gitmek zorundasınız. Gerçekten bir ülkede yaşayacaksanız en sağlıklı olanı o ülkenin dilini öğrenmek. Almanya için konuşursak Almanca. Yani Almanya'ya geldiğiniz zaman A2 seviyelerindeyseniz, B1 seviyelerindeyseniz, özellikle üniversiteye gitmek istiyorsanız C1 Almanca'ya sahip olmanız gerekecek. Almanca öğrenirken en önemlisi çevre. Bu yüzden zaten Almanya'ya gelmek istiyorsunuz. Bir dili kendi ülkesinde öğrenmek istiyorsunuz. Ama sıkıntı şu ki Almanya'da mükemmel bir Türk popülasyonu var. Dil kursuna giderken de Türk arkadaşlarınız olacak. Üniversiteye giderken de Türk arkadaşlarınız olacak. Olmasın demiyorum, kesinlikle olsun. Fakat önemli olan şey bu Türk çevresiyle ne kadar çok zaman geçirdiniz. Türk çevresi niye olsun diyorum. Maalesef gidip de bir Alman, İngiliz, Kanadalı hiç fark etmez. Hani başınız sıkıştığında size mükemmel bir şekilde yardım etmeyecek. Yardım eden kişi her zaman o ilk Türk arkadaşınız olmuş olacak. Ama önemli olan nokta şu. Siz dil kursuna gidebilirsiniz. Dil kursunda Almanca konuşuyor olabilirsiniz. Dil kursundan geldikten sonra peki ne yapıyorsunuz? Gerçekten bir arkadaş çevreniz var mı? Yani yabancılardan oluşan bir arkadaş çevreniz var mı? Yoksa full arkadaş çevreniz Türk mü? Türklerle takılmak çok güzel gelebiliyor çünkü ana diliniz. Hani mükemmel espri yapabiliyorsunuz, sohbet çok sarıyor, oyunlar oynuyorsunuz, dışarıya gidip takılıyorsunuz. Gerçekten Türkçe konuşmak gibisi yok, en zevklisi. Fakat sıkıntı olan şu ki bir şeyler ulaşmak için, başarı elde etmek için her zaman o ilk sancılı süreci atlatmak gerekebiliyor. Çok sıkıcı olabiliyor Almanca konuşmak, yarım yamalak konuşmak, yabancı bir dille konuşmak. Hani derdini anlatamıyorsun, aklına bir şaka geliyor, onu yapamıyorsun. Ama dil böyle öğreniliyor.
Ondan dolayı ne kadar sıkıcı olsa bile kesinlikle bir yabancı çevresi olması gerekiyor. Yabancı çevresinden de kastım şu. Bir Hintli olabilir, Pakistanlı olabilir, Kanadalı olabilir, hiç fark etmez. Hani bu şey değil. Tamam, yabancı çevren var fakat hani Almanca konuşuyor musun? Bu da önemli. Özellikle dil kursuna, yabancı çevreniz yine dil kursuna giden öğrenciler olacağı için gidip de yine İngilizce konuşmayın. İngilizce de bir aslında konfor alanı olacak. Türkçe de aynı şekilde. Kendinize her zaman Almanca konuşmaya zorlayın. Üniversitede de aynı şekilde. Üniversiteye geçtim, C1 sertifikamı aldım, her şeyi anlıyorum değil. Yine üniversite boyunca da dili öğrenmek zorundasınız. Çünkü üniversite dili de çok farklı. Bundan dolayı her zaman kendinize Almanca konuşabileceğiniz bir çevre yaratın. Videoyu burada durdurup kısa bir açıklama yapmak istiyorum hemen. Eğer Almanya'da üniversite okumak isteyen bir öğrenciysen, tüm süreç sana çok karmakarışık geliyorsa, ne yapman gerektiğini bilmiyorsan, bir yol arkadaşına sahip olmak istiyorsan, en sonunda bu başvuru süreçleri, vize süreçleri gibi şeyleri dert edinmek istemiyorsan, tek odak noktanın Almanca olmasını istiyorsan, benimle ve ekip arkadaşlarımla açıklamadaki linkten bir ön görüşme ayarlayabilirsin. Bu ön görüşme sonucunda seni tanıyacağız, aklındaki soruları cevaplayacağız, sana bir yol haritası çıkaracağız ve danışmanlıkla seninle ilerleyip ilerleyemeyeceğimizi bildirmiş olacağız. Çünkü danışmanlık tarafında ilerlemek istediğimiz öğrenciler belli bir öğrenci profili olan, vizyonu, hedefi, ideali olan öğrenciler. Sana sorduğumuz sorularla da bunu anlamış olacağız. Bu yapacağımız görüşmeler tamamıyla ücretsiz. Bundan dolayı lütfen ön görüşme oluşturmaktan çekinme. Seninle orada görüşmek üzere. Videoyu kaldığımız yerden devam edebiliriz. Üçüncü tavsiyem. Özellikle yurt dışına yeni çıktığınızda belli bir vasfınız yoksa ve öğrenciyseniz para kazanmanız gerekecek. Ailenize yük olmamanız gerekiyor. Çünkü her aile maalesef euro durumundan dolayı tüm masrafları karşılayamayabiliyor. Bundan dolayı sizin hızlı bir şekilde para kazanmanız gerekiyor. Evet, en başta öğrenciyken vasıfsız işlerde çalışabilirsiniz. Bu ayıp bir durum değil. Kuryelik yapabilirsiniz, ben de yaptım. Çok fazla aklınıza gelemeyecek değişik işlerde çalıştım. Çünkü para kazanmam gerekiyordu. Ama en sonunda vizyon şu. Hayatınızın sonuna kadar, üniversite sonuna kadar hiç fark etmez siz bu işlerde çalışamazsınız. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu işlerde çalışırken tamamıyla zamanınızı paraya satmış olacaksınız. Geleceğinize kuryelik yaparken sipariş götürmek hiçbir katkı etmeyecek. Tek yaptığınız şey aslında ayın sonuna getirmek için para kazanmak. Yine söylüyorum, bu ayıp bir şey değil fakat bu vasıfsız işlerde çalışmak gerçekten bir sene, maksimum bir sene, iki sene olmalı. Sonrasında kendinizi geliştirebileceğiniz, geleceğinize katkı edebilecek işler bulmak zorundasınız. Bunun yanında evet, Alman üniversiteleri çok kaliteli fakat Alman üniversitesinden mezun olunca direkt bütün kapılar size açılmayacak. Yine kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz de çok önemli. Üniversiteden hani 3.0'la da mezun olabilirsiniz, 1.8'de de mezun olabilirsiniz puan olarak. Alman not sisteminden bahsedersem 4 en düşük puan, 1 en yüksek puan. Bundan dolayı yine üniversite boyunca ne kadar çok staj yaptığınız, yetkinlikleriniz, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, projeleriniz, girişimleriniz gerçekten çok önemli olmuş olacak. Bu yüzden tüm üniversite boyunca hem sosyal olmaya çalışın hem de staj yapmaya çalışın, projelerde yer almaya çalışın, kendinizi her anlamda geliştirmeye çalışın. Dördüncü tavsiyem Almanca öğrenme. Ne dedik? Bir ülkede yaşıyorsak onun dilini öğrenmemiz gerekiyor. Almanya kısmındaysa özellikle öğrenci olarak gelecekseniz Almanca öğrenmek zorundasınız eğer Almanca okuyacaksanız üniversiteyi. Fakat benim tavsiyem bu Almanca öğrenme serüvenini olabildiğince hızlı bir şekilde halletmek. Bu hani Almanca öğrendim bittim değil, bunu demek istemiyorum. Fakat Türkiye'de yaşıyorsanız şu an ve Almanya'ya gelmek istiyorsanız öğrenci olarak en az tavsiye ettiğim vize görüşmesine A2 Almanca seviyesiyle girin. Zaten o süreç hani bugünden süreci başlattığınız Almanya'ya gelmeniz 6 ay 8 ayları bulacağı için siz bu 6 ayda 8 ay tek odak noktanız Almanca olursa eğer dil kursuna gitmek de zorunda değilsiniz. Hani aile evinde sıfır masrafla internetten açın izleyin videoları. Öğrenin. Zaten bu 6-8 ayda sıfır masrafla B1 seviyesine gelirsiniz. Önemli olan yine söylüyorum kendi paranızı kazanmanız. Dil kursuna gidecekseniz Almanya'da çalışma izni alabilmek için C1 kurunu hızlı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Öyle çalışma izni alacaksınız. Yani bunu yapabilmek için bu dil kursu serüvenini olabildiğince Almanya'da en aza indirin ve hızlı bir şekilde çalışma izni alın. Yani Almanya'ya iyi bir dil seviyesiyle gelin. Bu da benim tavsiyem her zaman B1'i bitirip gelmek olmalı. Bunun yanında Almanca öğrenme konusunda bir tavsiyem de gerçekten alışkanlık edinerek öğrenin. YouTube'a yazıyorsunuz, işte Almanca nasıl öğrenilir, yöntemler, taktikler, bir sürü yöntem var. İşte podcast dinlemek, müzik dinlemek, film izlemek, kitap okumak, ders çalışmak, bir sürü şey var. Sıkıntı olan nokta şu ki birden açıyorsunuz, izliyorsunuz, motivasyonunuz yüksek, tavan. Bu yöntemlerin hepsini bir anda kullanmaya çalışıyorsunuz. İşte sabah kalktım, yürüyüş, podcast, yemek yerken Almanca video, bunun yanında 4 saat Almanca çalışma,
yatarken kitap okumak gibi gibi bir sürü yöntemleri bir arada çalışıyorsunuz. Sonrasında olan şey bir hafta sonra sıkılıyorsunuz ve pes ediyorsunuz. Ağırdan bir ay geçiyor, diyorsunuz ki benim Almanca öğrenmem gerekiyor. Tekrardan aynı motivasyonla başlıyorsunuz, yöntemleri deniyorsunuz. Yine aynı, pes ediyorsunuz ve bir bakmışsınız ağırdan 4 ay geçmiş, sizin Almanca seviyeniz hiçbir şekilde gelişmemiş. Ama o 4 ayda yavaş yavaş eğer alışkanlık edinerek, 5 dakikada olsa bir podcast dinleyerek alışkanlık edinseydiniz eğer, o 4 ayda belki dil seviyenizi A2'ye getirmiş olurdunuz. Bundan dolayı en önemlisi alışkanlık edinerek. Örneğin işte podcast'ten bahsediyoruz. Podcast dinlerken o gün içerisinde geri gelirse eğer hani dizi izlemeyin. Hani kendinizi bu kadar Almancayla boğmayın. Gerek yok buna. Gerçekten gerek yok. Bundan dolayı önemli olan şey hani yavaş yavaş bu Almanca öğrenmeyi aslında hayata adapte etmek. Kendinizi sıkacak bir şekilde Almanca çalışmak değil. 5. tavsiyem kesinlikle doğru üniversite seçimi. Özellikle danışmanlık tarafında 200'den fazla yaptığımız ön görüşmede şunu fark ettik. Türkiye'deki çoğu kişi Almanya'daki en iyi üniversitelerde en iyi bölümü okumak istiyor. İşte Aachen Teknik'te, Berlin Teknik'te okuyayım, en kaliteli eğitimi alayım diyor. Öğrenciye baktığınızda belki hani YKS'den 300 puan almış, 350 puan almış ama buna rağmen Aachen Teknik'te okumak istiyor. En iyi eğitimi almak istiyor. Bu ayıp mı? Kesinlikle ayıp değil. Fakat kaçırılan nokta şu. Sanki düşünüyor ki bu üniversitelerde okunulmazsa eğer ortalama bir Alman üniversitesinde alınan eğitim çok kalitesiz olacak. Siz Türkiye'de mükemmel bir öğrenci profiline sahip değilseniz eğer, hani YKS'den 450 puanları yapmadıysanız eğer, gerçekten bu üniversitelerde okumak istemeyin. Çünkü tanıdığımız var, bildiklerimiz var. Üniversiteden 6-7 senede mezun oluyorlar. Bu üniversitelerin gerçekten zorluğu çok farklı bir seviyede. Tek odak noktanızın bir yerde hani üniversite olması gerekiyor ama sizin için bu çok zor. Farklı farklı zorluklarınız olacak hayatta. Bunun yanında zaten hani sizin öncesinden belli bir disipline, öğrenci profiline sahip olmanız gerekiyor. Zaten siz bu disipline sahip olsanız, Türkiye'de 300 puan yapmazsınız. Bu hani 300 puan kötü olduğundan değil. Bunu söylemeye çalışmıyorum. Bahsettiğim şey o üniversitelerde okumak için, mezun olabilmek için mükemmel bir disipline sahip olmanız gerektiği. Ortalama bir Alman üniversitesinde okumak da bir seçenek. İlla aynı üniversitede okumak zorunda değilsiniz. Ki ortalama bir Alman üniversitesi de siz zaten mükemmel bir şekilde zorlayacak. Eğitimi de çok zor olacak ve yine bu üniversitelerin diploması da çok kaliteli olmuş olacak. Verebileceğim 6. tavsiye spor yapmak ve sağlıklı beslenmek. Almanya'da öğrencilik yaşantınızda gerçekten yoğun ve stresli bir yaşantınız olacak. Bundan dolayı gerçekten kendinizi dinç tutmanız önemli. Yani sağlıklı beslenmeniz önemli. Çünkü en sonunda mentalinizi korumanız önemli. Bu kendime verebileceğim bir tavsiye değil 2 sene öncesine. Çünkü düzenli olarak spor yapan birisiyim. Ama sıkıntı şu an. Buraya gelmeden önce veya ilk geldiğim zamanlarda haftada 5 gün fitness'a gidiyordum. Ama baktım ki o yoğun yaşantıya yetişemiyorum. Çünkü benim için de gün 24 saat. Sizin için de aynı şekilde. Bir yerlerden fedakarlık etmek gerekti. Bu yere geldiğinde benim için uykum oldu. Yere geldiğinde spor oldu. Şu an baktığımız zaman hani haftada 5 gün spora gitmiyorum. 3 gün gidiyorum. Yere gelince 4 gün gidiyorum. Yere gelince 2 gün gidiyorum. En kötü gidemesem bile hani günde 10 dakika veya 20 dakika bir egzersiz yapmaya çalışıyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Demek istediğim şey değil hani böyle mükemmel bir şekilde kaslı olun, hani çok iyi vücudunuz olsun gibi şeyler değil, olmak zorunda değil. Ama hem spor yapmak hem de sağlıklı beslenmek gerçekten mentaliniz açısından sizin için çok önemli olmuş olacak. Beslenme konusunun özellikle öğrencilik yaşantısında işte çok pratik düşünebiliyor. Pizzayı al, fırına at, çok güzel gelebiliyor. Ama hani şunu söyleyebilirim ki bu tarz şeyleri, pizza olsun, işte hamburger olsun, ekonomik olarak çünkü çok rahat olacaksınız. Belki hani almak isteyeceksiniz. Ama hani bu tarz şeyleri gerçekten uzun vadede tüketmek sizin mentalinizi ve vücudunuzu çok kötü bir şekilde etkileyecek. Özellikle genetik olarak sivilcelenmeye, yağlanmaya yatkınsanız. O yüzden verebileceğim tavsiye günde 20 dakikada olsa bir spor yapın, bir egzersiz yapın. Bunun yanında olabildiğince sağlıklı bir beslenme planınız olsun. Vereceğim 7. ve son tavsiye ise kesinlikle bürokrasi işlemleri. Yabancı bir ülkede olacaksınız ve Alman pasaportunu veya Avrupa pasaportuna sahip değilseniz gerçekten bu bürokrasi işlemleri Almanya için sizi çok yoracak. Özellikle Almanya için diyorum çünkü Almanya'da gerçekten her işlem kağıtla yürüyor. Bunu belki çok duymuşsunuzdur. E-Devlet diye bir sistem yok. Kağıtla yürüsün, sorun değil hani belki daha uğraştırır ama sıkıntı yok. Burada sıkıntı olan nokta şu ki vize, oturum, sigorta, vergi olayları gibi şeyler aslında. Hani yabancılar şubesi bürokrasi o kadar yavaş işliyor ki size verebileceğim en önemli tavsiye hani bu videoda da aynı şekilde belki abartmayayım ama resmi işlemleri olabildiğince erkenden yapın. Hani gerçekten erkenden yapın çünkü şehirden şehire bu bürokrasi mükemmel bir şekilde farklılık gösterebiliyor. Arkadaşınız der ki Stuttgart'ta yaşıyordur der ki hani ben bir haftada hallettim. Şu an yapmana gerek yok ama sizin şehrinizde belki yabancılar şubesi 2 ay sonrasında, 3 ay sonrasında randevu veriyordur.
belki hiç varmıyordur, sabahın köründe sıraya girmeniz gerekir gibi gibi şeyler. Bu işlemler o kadar saçma ki burada. Bir yabancılar şubesi için geçerli olan bir bilgi veya işte süreç sizin olduğunuz, yaşadığınız şehirdeki için geçerli olmayabilir. Geçerli olsa bile bir memur için geçerli olur, diğeri için geçerli olmaz. Hani gerçekten çok inisiyatifler dönüyor. Bundan dolayı tüm işinizi olabildiğince garantiye alın, bürokrasi işlemlerini gerçekten çok ciddiye alın ve erkenden halledin, son zamanı beklemeyin. Tavsiyeler konusunda verebileceğim daha çok tavsiye var. Gerçekten çok tavsiye var. Almanya'daki bu 2 senem gerçekten beni mükemmel şekilde geliştirdi. Çünkü niye bu 2 sene özellikle yaşadığım bu tek 2 sene ailemden bağımsız finansal özgürlüğümü kazandım. Çok fazla dert yaşadım, çok fazla sorumluluk üstüme aldım gibi gibi hani o kadar şey yaşadım ki Türkiye'deki yaşantıma göre hani anlatabileceğim mükemmel şeyler var. Videoyu da uzun tutmamak adına burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten tebrik ederim. Çünkü hani benim 2 senede yaptığım hataları, bana zamanı, paraya mal olan hataları sadece belki 20 dakikalık video sonucunda öğrenmiş oldum. Her zaman söylüyorum, akıllı insanlar hatalarından ders alır ama daha akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders alır. Videoyu burada bitiriyorum. Eğer beğendiyseniz, değerli olduğunu düşünüyorsanız, size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız, beğenip kanala abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Sorunuz olursa veya video önerisi olursa yoruma bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplandırmak isterim. Seve seve onunla ilgili video çekmek isterim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.